Hayırlı akşamlar dostlar. Günlük olarak Yunanistan basınından son haberlere bakıyoruz. Öncelikle haber başlıklarına daha sonrasında bazı haberlerin detaylarını aktaralım. Bugün yayınladığımız haberde Irak ordusundan bir komutanın PKK'ya Sincar'da operasyon yapacağız haberini aktarmıştık. Yunanistan medyasında gündem olmuş Yunanistan PKK'ya yapılacak operasyondan rahatsız olmuş durumda. İlk haberin başlığı PKK'ya grup ateşi Irak ordusu Türkleri memnun etmek için onu Sincar'dan çıkarıyor başlığı atılmış. Diğer haberde Yunanistan Savunma Bakanı Panagiti Pulos'un BMP birlerle Marder takası için Alman Bakan'la görüştüğü belirtiliyor. Yunanistan ulusal muhafızları için kişisel koruyucu ekipman temini için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma dostları İsrail'le imzalandı. Bu haberi direkt aradan çıkaralım. Savunma Bakanlığı'nın değişmez hedefi güvenilir ve caydırıcı savunma gücü olmak için ulusal muhafızların yeteneklerini modern araçlarla yükseltmektir ifadesi kullanılmış. Görüldüğü gibi dostlar anlaşma ile yapıldı. Anlaşma Savunma Bakanlığı adına Lowkaz ve İsrail Savunma Bakanlığı adına Uluslararası Savunma İşbirliği Başkanı Genel Müdürü Yair Kulas tarafından imzalanıyor. Yani Yunanistan İsrail'e bağımlı olmuş durumda fakat bir sonraki haberde attığı başlığı gösteriyoruz. Burada da duyulmamış 3 nokta Malzeme için yalvaran Türkler kısıtlamaları kaldırmaya kararlı başlığı atılmış. Görüldüğü gibi kendileri her şeyi İsrail'den satın alan Yunanistan bizim başka ülkelerden satın almamıza laf etmiş durumda. Bunun dışındaki haber Yunanistan'da Barvit Siotis konuştu. Türkiye'den agresif bir ruh hali yaşamaya hazır değiliz açıklamasını yapıyor. Bu haberi aktaracağız. <laughs> Profesör Mazis konuştu. Madrid, Türkiye korkunç sonuçlar aldı açıklamasını yapıyor. Hunter, Kıbrıs'tan son teknoloji radyo casus sisteminden bahsedilmiş. Güney Kıbrıs'ta bir firmanın bu şekilde bir sistem geliştirdiği belirtiliyor. Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a komando inişine ilişkin Türk propagandası Ankara'nın şüpheli planları başlığı atılmış. Michel'den Erdoğan'a anlaşmazlıklar ancak barışçıl yollarla çözülebilir açıklaması yapılmış. Hükümet kaynakları İsveç, Finlandiya, Ankara anlaşması Türkiye'nin bir yansıması ve NATO'daki Avrupa kolunu güçlendiriyor başlığı atılmış. Öncelikle dostlar Irak haberini özetlemeyeceğiz. Burada sadece şu cümleyi okuyalım. Görünen o ki batılı karar alma merkezlerinin benimsediği çizgi PKK'yı Kandil Dağı'nda nihai tasfiyesine kadar küçültme ve mümkünse kısıtlama yönündedir açıklaması yapılmış. Bu haberin tamamını kanalımızdan düzgünce dinleyebilirsiniz. Yunan basınından okumayacağız. Bunun dışında Yunanistan takas için görüşüyor. Alman meslektaşıyla görüşme yapıldı. Temmuz ayında uygulanmaya başlanması amacıyla Toma BMP birlerle Marder takası yapılacak. Bilindiği gibi Ukrayna'ya Yunanistan kendi sistemlerini yollayacak. Almanya'da Yunanistan'a Mardır verecek. Bunun dışında haber Yunanistan'da bakan konuştu. Yunan hükümetinin amacının komşuyla tüm diyalog ve iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu yinelerken kendisi şunu söylüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Dün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararı daha güçlü ve yeni dinamiklerle geri dönen Avrupa için büyük bir kazançtır açıklamasını yaparken Türkiye'nin baskı rejimi altında daha baştan alınmış gibi görünen ve direnilmeyecek bir kararı almakta çok geç kaldığını belirtiyor. Türkiye'nin herhangi bir retoriğine ve saldırgan havasına maruz kalmaya hazır değiliz açıklamasını yaparken Yunan Bakan'ın tedirgin olduğunu görmekteyiz dostlar. NATO zirvesi oturum arasında yine Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmeye de değinilmiş. Profesör Mazis konuştu. Madrid Türkiye korkunç sonuçtan aldı açıklamasını yapıyor. O da endişelenmiş durumda. Erdoğan vetoyu kaldırmak için hangi takasları istedi açıklaması yapılıyor. Kendisinin Atina Üniversitesi jeopolitik profesörü Bay Leonis Mazis olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için NATO'da neler elde ettiği hakkında konuşurken Amerika'nın Türkiye'ye F-16 verebileceğini belirtiyor. Bunun dışında dostlar Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a komando inişine ilişkin Türk propagandası, Ankara'nın şüpheli planları, Arnavutluk ve Kosova, Erdoğan'ın Balkan kurtarma planında Türkiye'nin en büyük askeri üsleri olacak, Arnavutlar savaş limanında Türklerin denizaltıları modernize etme planı karşılığında Paşa Limanı'nı uzun yıllardır Türkiye'ye devrettikleri konusunda uyarılar yaptık. O zaman Türk denizaltıları Yunanistan'a kuşatabilir ve Ege takım adalarının her yerine komandolar çıkarabilir cümlesi kullanılmış. Bu Bordo Bereliler olabilir, Sat olabilir, Sas olabilir. Yunan meclisi kısaca her zaman olduğu gibi Paşa Liman Üssü ile ilgili haber gerçekleştiriyor. Şunu yazmışlar. 2017 yılından bu yana Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin yanı sıra ilgili iç güvenlik birimlerine de Türk yapım otomatik silahlar verildi yine Türk savunma şirketinden insansız hava aracı verildi. Arnavutlara keskin nişancı tüfekleri, hafif tank savar silahları, zırhlı araçlar, bomba atarlar, kobra araçları verildi. Elbette Erdoğan'ın planı açık. Çünkü Yunanistan'la Türkiye arasında olası bir savaş krizinde Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin İonya tarafından olası kuşatılması ile ilgili ancak Türklerin genel olarak büyük ve korkunç bir plan olduğunu biliyoruz açıklaması yapılırken Yunan Silahlı Kuvvetlerinden sürpriz bekliyoruz. Cümlesi de kullanılmış. Bunun dışında dostlar tüm haberleri özetlemiş olduk Yunanistan medyasından. Diğer haberlere bakalım. Kiev'e gidiyoruz. Beklenen görüşme gerçekleşiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Marinski Sarayı'nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşüyor. Kendisinin sabah saatlerinde Polonya'dan trenle yola çıktığını söylemiştik. O da Ukrayna'da çeşitli şehirleri ziyaret ediyor. Bu bağlamda haber paylaşılmış. Diğer haber dostlar Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'ten kimler istediği de belli oldu. Türkiye Finlandiya ve İsveç'ten terör örgütüne bağlantı şüphesiyle 33 kişi iade etmesini istiyor. Finlandiya ve İsveç'ten iadesi istenen kişilerin listesi de görsel olarak paylaşılmış. Diğer haber dostlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la NATO zirvesi bağlamında İspanya'nın başkenti Madrid'de görüşme gerçekleştiriyor. NATO zirvesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a şu soru yöneltildi. Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kalkacak mı sorusu yöneltiliyor. Kendisi ortada ambargo yok ki şeklinde ilginç bir açıklamada bulundu. Tabii ki de yalan söylediğini de belirtelim. Türkiye'de Konya'da düzenlenen Anadolu Kartalı 2022 tatbikatının bugün uluslararası uçuş taktik tatbikatı kapsamında değerli ziyaretçi günü yapıldı. Burada Azerbaycan savaş uçaklarının uçuş şanlı ilişkin görüntüyü de görmektesiniz. Önceki videomuzda haberimizi servis etmiştik dostlar. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6. Hazır Ülkeleri Devlet Başkanları zirvesi düzenlendi. Zirveye İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katılım sağladı. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.